Sevgili seyirciler, 1996'nın yaz aylarında Türkiye bir yol kavşağına geldi. Refah Partisi sonunda DYP'yi ikna etti ve koalisyon konusunda pazarlık masasına oturdular. Tabii aynı anda laik çevrelerde irticanın kaynağı olarak görülen Refah'ın iktidar ortağı olması gerilimi arttırıverdi. Demokrasiye balans ayarı için geri sayım başladı. Şimdi sırası Refah geliyor, Refah! Haydi Türkiye ileri! Ordumuzu din düşmanlığının aleti yapmak istiyorlar. Çiller'le Erbakan pazarlık masasına oturduğunda Refah meclise verdiği Çiller hakkındaki bütün önergeleri geri çekti. Artık geriye ne yolsuzluk, ne mal varlığı, ne de örtülü ödenek iddiaları kalmıştı. Bu girişimler acaba bir şantaj mıydı, yoksa siyasi zorunluluk mu, hiçbir zaman da anlaşılamadı. Şimdi iki lider arasındaki tek sorun kimin ne süreyle başbakanlık yapacağıydı. Böyle uydurma bir takım tertipler, sen 3 ay başbakan, öbürü 6 ay olsun, ondan sonra şöyle olsun, böyle olsun, her zaman söylüyorum. Makarna mı doğuruyorsun be Mubarak? Hükümet işi ciddi bir iştir. Öyle 3 ay, 6 ay, bir sene bu çocukların işidir. Bu tekliflerle milletin önüne çıkılır mı? Başbakanlıkla mankenliği. Refah Yol Koalisyonu ufukta belirdiğinde iki liderin eski kavgaları da unutuluverdi. Erbakan'ın kendisini eroin kaçakçılığıyla suçlayan Çiller'e açtığı davanın sürmekte olduğu da unutuldu. Siyaset bunu gerektiriyordu. Sonunda birer yıl ve dönüşümlü başbakanlıkta anlaştılar. Sayın Çiller'in tek bir derdi vardı. Benim bile bildiğim kadarıyla, yanlış da olabilir. Mesut Yılmaz'ın veyahut da kamuoyunun gündeme getirdiği bu yolsuzluk dosyalarından kendisini meclis soruşturmasıyla aklayacak bir çoğunluğa kavuşmak. Sayın Erbakan'ın da tek düşüncesi meşruiyetini temin etmek, hükümet olmak ve başbakan olmaktı. Bununla çok tabuları kıracağını düşünüyordu. O tabuları yıkmanın, olmaz diyenlere karşı bakın işte oldu diyebilmek için hükümet kurmaya ihtiyacı var. Hükümet olduğu takdirde hem Türk Silahlı Kuvvetleri'yle hem de diğer güç odaklarıyla belki zaman içerisinde daha çok görüşerek kendisini daha iyi anlatabilmek imkanına kavuşmak istiyordu. İlk nöbeti Erbakan tutacaktı. Ancak daha bu haber duyulur duyulmaz DYP grubu ayaklandı. Sanki gizli bir el partide kazan kaldırdı. Grupta tam bir isyan havası hakim oldu. 10 arkadaşımızın Ankara'da olan 7 tanesi geldi ve bildiğiniz şekilde kamuoyuna duyurumuzu yaptık. Bu kuvvetle tahmin ediyoruz ki bu hükümet güven oyu almayacaktır. Tabii yani sayımız bu 10 ile kayıtlı olmadığı gayet açıktır. Layık demokratik düzene karşı olan, Atatürk'e ve layık düzene açıkça sövmekten çekinmeyen, bazı milletvekillerini bünyesinde bulunduran, Refah Partisi ile yapılan koalisyona güven oyu vererek bu vebalin altında kalmak istemiyorum. Pazartesi günü yapılacak olan güven oylamasında oyumun red olacağını ifade ediyor. Siyaset çalışmalarına gönülden bağlı olduğum partimin bayrağı altında devam etme kararlılığımı da ayrıca bildirmek istiyorum. Sayın Erbakan'ı başbakan yaptırmam size diye söyledim ben grup toplantısında. Benim ona oy vermeye elim gitmez. Siz verebiliyorsanız verirsiniz kardeşim diye. Ben bunu baştan söyledim. Doğru Yol Partisi'nden o süreçte kopmalar oldu. Bir tanesi de benim. Ama kopan arkadaşlar arasında ciddi şekilde bir düşünce farklılığı vardı. Ve anlaşmayla hem Sayın Çiller hem de Sayın Erbakan hakkındaki dosyaların, meclisteki dosyaların, meclis soruşturmalarının reddedilmesi şeklinde tecelli etmek kararlılığının benim hareketimde temel rolü oldu. Yani ben bunu kabullenemeyeceğimi söyleyerek Doğru Yol Partisi'nden o tarihte ayrıldım. Diğer arkadaşlar dediğim gibi Doğru Yol Partisi'nin Refah Partisi'nin hiçbir şart altında bir araya gelmemesi lazım geldiği gerekçesiyle ayrıldı. Bu benim siyasal anlayışıma da, siyasal terbiyeme de,
siyasetin etiğine de aykırıydı bu. Yani bir parti için en ağır hücumlarda bulunacaksınız ve onları Türkiye için tehlikeli göreceksiniz. Ülkenin geleceği için tehlikeye göreceksiniz. Onu orta çağ karanlıklarını itmekle itham edeceksiniz. Ve ondan sonra onun APO'dan daha tehlikeli olduğunu söyleyeceksiniz Türkiye için. Ve sırf hükümet olmak için de bu partiyle işbirliğinde bulunacaksınız. Meclis kulisleri birdenbire hareketlendi. Merkez sağ ve sol her gün yeni milletvekili transferiyle çalkalanıyordu. Koalisyon ortakları da boş durmayıp başka partilerden transferlere giriştiler. Güven oylamasını tehlikeye sokamazlardı. Refah yolu durdurmak isteyenlere karşı direnişe geçtiler. 8 Temmuz 1996'daki güven oylamasında DYP 15 fire verdi. Ancak yine de Refah Yol 13 oy farkıyla güven oyu aldı. Erbakan başbakanlığını büyük bir keyifle ve heyecanla açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın huzurlarından geliyorum ve hepinize sevindirici bir haber veriyorum. Bütün milletimize hayırlı olsun, müjdeli olsun. Yeni hükümet kurulmuştur ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayına mazhar olmuştur. Bugün gerekli olan kavga değil, korkumsal uzlaşmadır. Hem inançlı olanların hem layık Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı olan bir program çıktı. İşte korkumsal uzlaşma, işte korkumsal barış budur. Muhalefet hemen tepkisini gösterdi. Özellikle CHP lideri, koalisyona katılma karşılığı geri çekilen yolsuzluk dosyalarını gündeme getirdi. Sanki siyasi parti değildir, bir etkili deterjandır. Erbakan, yıkar ve temizler. Neyi yıkar? Yolsuzlukları yıkar, şaibeleri yıkar, hepsini aklar. Anavatan Partisi, oylarıyla Çilleri aklayan Refah Partisi'ni protesto etmek için ilginç bir kampanya başlattı. Çilleri temizler! Sevgili Refah Matik, önceden hocam Özel'in kirli çamaşırlarını yıkama konusunda çok büyük sorunlarla karşılaşıyordum. Tabii asıl sorun başka yerdeydi. Asker Erbakan'ın başbakan olmasından çok rahatsızdı ve bu memnuniyetsizliğini de daha ilk günden itibaren göstermeye başladı. Şimdi asker zaten belli de ediyordu, açıkça da söylüyordu yani. Benim hemşerim Kara Kuvvetler Komutanı oluyordu. Bu hemşerim Kara Kuvvetler Komutanı devir teslim zamanı ben de gittim. Gittim. Sayın Erbakan da başbakan olarak orada. Orgeneral Hikmet Köksal. Orada devir teslimden sonra T'ye geçildi. Kokteyle. Orada bir enteresan bir yani yılların tecrübesi. Biz oralara çok gittik. Gelen paşalar elini uzatıyor Erbakan'a, hoş geldiniz diyor ama kafasını bir tarafa çeviriyor. Ben bunları görünce üzüldüm yani. Sonuçta beğenseniz de beğenmez. Halkın seçtiği ve başbakan olmuş biri. Kocatepe'de, cenazede baktım şey... Kuvvet komutanları, generaller var, emekli generaller var, konuşuyorlar. Refah Yol'dan hiç memnun değiller, Erbakan'dan hiç memnun değiller o türlü hareketlerinden. Tepkili hepsi de. Tansu Çiller'den de memnun değiller. Neden? Erbakan'ı başbakan yaptı diye. Askerde esen soğuk rüzgarların ne anlama geldiğini en iyi koklayan kişi siyasetin kurdu, Nahit Menteşe'ydi.
Gittiği cenazede gördükleri ve duydukları onu çok rahatsız etmişti. Geldim. Ertesi sabah. O gün uyuyamadım. Bunlar darbe yapacaklar kanaati bende hasıl oldu. Ve aradım başbakanı. Erken kalkardı Fransız Çiller. O zaman genel başkan, pardon, başbakan yardımcısı. Erbakan başbakan. Dedim efendim ben askerlerin durumunu hiç beğenmedim. O daha çok onu bir paşanın şeysi olarak, manevralar olarak telakki etti. Hayır öyle değil dedim. Ben meseleyi çok ciddi görüyorum. Bir darbe ufukta görünüyor. Baktım o kadar şey değil olaya. Saat şöyle 8 sıralarında da Cumhurbaşkanı'nı aradım. Sayın Demirel'i. Bana şunu söyledi. Nahit, seninle çok sıkıntılı günler yaşadık. Darbeler gördük, ihtilaller gördük. Fevkalade tedirginim dedi. Aynen bu kelimeyi, tedirginim. Bakalım bu şeyi nasıl aşacağız dedi. Askerlerin arasına dalan PKK'lı intihar komandosunun 6 askeri şehit etmesi dün ülke gündemine bomba gibi düştü. Dün akşam Tunceli Devlet Hastanesi'nin önü. Bölücü örgüt PKK'nın bir kadın militanı tarafından Adana Çevik Kuvvet Merkezi'ne bombalı intihar saldırısı düzenlendi. Bugün saat 16.55'te Seyhan Jandarma Bölük Komutanlığı'nın karşısında bulunan Çevik Kuvvet Nizamiyesi'nin önüne gelen hamile görünümlü bir kadın kapıda nöbet bekleyen polis memurlarına yaklaştı. Tabii Türkiye'nin bir diğer gerçeği daha vardı bu sırada. PKK. PKK canlı bombalarla kamuoyunu müthiş sarsmaya başladı. Bu o güne kadar görülmemiş bir eylem stratejisiydi. Tunceli, Adana, Sivas'ta kadın canlı bombalar dehşet saçtılar. Bu eylemlerine son vermelerini kendilerinden rica ediyorum. Refah yolu bekleyen ilk sınav cezaevlerinde yaşandı. Aslında bu problem ana yol döneminde başlamış. Dönemin Adalet Bakanı Mehmet Ağar, koğuşlara sıkı bir denetim getiren bir genelge çıkarmıştı. Terör örgütlerinde olsun, cezaevleri cezaevi gibi olmadığı için hem cezaevlerine girenler terör örgütünün o tetişinden, baskılarından bir türlü kurtulamıyor. İçeride gene lider kadrolar aynı, yönetici kadrolar aynı. O ortamdan bir türlü kurtulamıyor. Bir yandan da her türlü haberleşme, alışveriş imkanıyla dışarı yönetilebiliyor idi. Burada bir takım düzenlemeler getirilmeye çalışıldı. Buna rağmen karşı tepkiler oluştu. Ağar'ın genelgesine tepkiler çok büyük oldu. Açlık grevleri başladı. Yeni Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın da benzer bir genelge çıkarmasıyla cezaevlerindeki eylemler Refah Yol döneminde artarak sürdü. Toplam 30 cezaevinde 2000 insan açlık grevine girdi. 300'ü ölüm orucuna yattı. Başlıca istekleri sevk sırasında zincire bağlanmamak, hastane ve mahkemeye giderken baskı ve şiddet görmemek. Hücre sistemine göre yapılmış Eskişehir cezaevine siyasi tutuklu konmaması. Çocuklarımızı desteklemeyiz. Ziyarete gelen ailelere baskı uygulanmamasıydı. Adalet Bakanlığı olarak bizim daha fazla yapacağımız herhangi bir muamele yoktu. Ölümlere kayıtsız ve tepkisiz kalmak insanlıktan çıkmak demektir. Aydınlar arabulucu olarak devreye girdi. Ama 12 hükümlü ölüm orucunda hayatını kaybetmişti artık. Direniş hükümetin geri adım atmasıyla bitebildi. Resmi vesikayla, zafer diplomasıyla dönüyor.
bir çöl belediyesinin etmiş olduğu lafın karşısında. Erbakan'ın maruz bırakıldığı hakaretler. Kamuoyu cezaevlerindeki ölüm oruçlarıyla meşgulken başka birileri de Erbakan'ı izliyordu. Ankara kulislerinde eksen kayması konuşulmaya başlanmıştı. Hele başbakanın yurt dışına ilk resmi gezisini İran'a yapması, kaşların iyice kalkmasına neden oldu. Ancak asıl kıyamet Libya lideri Kaddafi ile görüşme sırasında koptu. Bu gezinin amacı Libya'dan uzun süredir tahsil edilemeyen müteahhit alacaklarını kurtarmaktı. Ancak Kaddafi'nin bir başka şov hazırlığı içinde olduğu bilinmiyordu. Gerek Erbakan, gerek gazeteciler, biz bekletildik, otelde bekledik yani. Libya liderinin bizi kabul etmesini bekledik. Sonra son derece elverişsiz bir uçakla çölün ortasına indik. Arabalara, otobüslere bindik. Otobüslerin pencereleri kapatıldı. Döndük. Sonunda Kaddafi'nin çadırının da olduğu bir komplekse geldik. Orada biz indirildik. Ve o sırada bazılarımız 2-3 tane Kaddafi ile burun buruna geldi. Çünkü biliyorsunuz kendisi güvenlik amacıyla böyle bir yöntem kullanıyor. Ve biz daha sonra işte bu çadırı alındık. Yerlere oturmak suretiyle notlarımızı aldık. Notlar alındıkça durum daha da vahimleşti. Kaddafi neredeyse Türkiye'nin Kürtlere soykırım uyguladığına kadar işi uzattı. Genel olarak kardeşimiz Türkiye'nin dış politikasından memnun değiliz. Türkiye'nin geleceği NATO'da veya Amerikan üslerinde veya Kürtlere eziyet çektirmekle değil. Bu nutuktan sonra kamuoyunun beklediği tepki verilse belki mesele bu kadar büyümezdi. Ama sorun başka yerden çıktı. Erbakan sessiz kaldı. Yanıt vermedi. Bunun üzerine de kıyametler koptu. Bu utanç gezisi devletin resmi belgelerinde yer almamalıdır. Bir çöl bedevisinden ancak bu beklenebilirdi. Çok akılsızca, terbiyesizce bir sözüdür. Kaddafi bir kez daha tarihi bir hata yapmıştır. 70 küsur yıllık tarih arkamızdadır. 53 tane başbakan gelmiş geçmiştir. Bunlardan bir tanesi bile ziyaretçi olarak gittiği ülkenin başbakanı ya da devlet başkanı tarafından bu son Libya ziyaretinde Erbakan'ın maruz bırakıldığı hakarete maruz bırakılmamıştır. Bırakılamaz, olmaz böyle bir şey. Olamaz. Olamaz. Bir çöl belediyesinin etmiş olduğu lafın karşısında bizim yumruğumuz masaya iner. Neredeyse herkes Türkiye'nin onurunun ayaklar altına alındığında hemfikirdi. Ancak Erbakan dönüşünde hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Biz buraya muzaffer bir Romalı kumandan gibi geliyoruz. Bunlar hepsi Batı taklitçileri diyordu. Şimdi batılı bir komutan gibi geldim diyor. Romalı komutan gibi geldim diyor. Ben İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet gibi geldim diyemiyor. Diyemiyor çünkü belki Fatih'ten utanıyor. Neymiş garson devlet? Yüzüne tükürseler bile hesabı tahsil etmek için yağmur yağdı diyen garsonun devletiymiş. O kendi görüşlerini söyledi. Onlar beni ilgilendirmez kendi görüşleri. Ben de ona gereken cevapları verdim. Geldiğim zamanla bir basın toplantısıyla da gösterdim. Ve böylece herkes kendi inanışını, vazifesini yaptı. Erbakan sustu mustu diyorlar. Bu, o da cevaplamamış olabilir. Ama Erbakan onun arkasından ne yaptı? İki devletin yazılı metnini çıkardı ortaya. Ve iki devlet PKK'nın bir terör örgütü olduğunu ve terör hareketlerini asla tasvip etmediklerini belirten yazılı bir metin ortaya koydular. Şimdi bu yazılı metin gizleniyor. Bu yazılı metnin varlığını daha sonra Sedat Ergin bile Hürriyet gazetesinde kendisi açıkladı kendi şeylerinde. Ama
O günlerde işte bu gürültünün, patırtının çıkartılması lazımdı. Yok bayraklar indirilmedi, yok bayraklarla karşılanmadı, yok şu oldu, yok bu oldu. Peki PKK konusunda sadece Libya mı konuştu? PKK'nın amigoluğunu sadece Libya mı yaptı? İtalya parlamenterleri yapmadı mı Cumhurbaşkanı Demirel'e karşı? Avrupa Birliği'ne gidildiği zaman Danimarkalı parlamenterler yapmadı mı Türkiye'ye karşı? Erbakan'a gelince her şey büyüteçten mi görülüyor? Refah Yol, Libya ziyaretiyle kamuoyu nezdinde, özellikle de laik kesimde büyük darbeydi. Erbakan ise bu gezi sonrasında başka bir fikir ortaya attı. İslam ortak pazarı için düğmeye bastı. Batı'nın G7'sine karşılık 1,5 milyar Müslümanı içine alan D8'ler grubunu kuracaklarını açıkladı. Avrupa Birliği şu anda Hristiyanların dahil olduğu bir birliktir. Dolayısıyla bugün 8 tane kardeş Müslüman ülke bir araya gelerek bu işi başlatıyorlar. Bir lider ülke olmanın gereklerini yerine getirirsiniz ve böylece işe önce Müslüman ülkelerden başlarsınız. Nüfusu 60 milyondan büyük, 8 tane Müslüman ülke. 1 milyardır nüfusu. Avrupa Birliği'nin G7'ler nüfusu 500 milyon. Bizimkisi 1 milyar. Onlardan ikimizi büyüğüz. Coğrafyamız onların ikimizi büyüklüğünde. İnancımız, ilme, insanlığa yaptığınız hizmetler mukayese kabul etmez. Böyle şerefli bir milletin evladıyız. Yeniden lider olmamız lazım. Bundan dolayıdır ki biz seyahatlerimizi önce D8'lerle başladık. D8'leri kurduk. Ondan sonra Batı ülkelerine gittik. Yani eline bir madeni para alıp İslam dinarı diye göstermesi, İslam ortak pazarı, İslam NATO gücü, İslam barış kuvvetleri, D8'leri bir başkasına alternatif olarak ortaya koyması belki kendince ileride doğru sayılabilecek bir takım çalışmalardı. Ama bunlar duydukça insanların tüyleri diken diken oluyordu. Ve biz kendi meselelerimizi bu sebeple anlatamaz hale geliyorduk. Tedirginlik yaratan sadece Türkiye'nin Batı'dan koptuğu endişesi değildi. Erbakan'ın seçim mitinglerinde gündeme getirdiği türban meselesi de meydanları hareketlendirmişti. Ve İstanbul Üniversitesi'nde yaşanan türban protestosu bir anda bakın nasıl renk değiştirip laiklik karşıtı gösteri haline geldi. Başım diye uzanan eller kırılsın, var olsun laik diktatörlük, var olsun laik diktatörlük. Cuma namazları artık protesto gösterilerine dönüşmüştü. Ne var ki sloganlar türbanla da sınırlı kalmıyordu. Yaşasın şeriat! Yaşasın şeriat! İslami hareket engellenemez! Ve rektör yine kapıya çıkacak. Ama bu sefer o başörtülü yavrumuza hoş geldin evladım deyip selam durmak için kapıya çıkacak. Selam durmak için. Aslında Refah Partisi de bu yaşanan gerilimi azaltmak yerine sanki tırmandırmaya çalışıyordu. Ölmek var, dönmek yok bu davadan. Tek vücut olup sarılalım davamıza. Yetecek mi gücünüz? Hadi ayırsanıza. Şu bedenim çürüse, her tarafım kırılsa, teslim etmem vatanı bir imansıza. Bazı hassasiyetler çok tırmandırıldı. Gereksiz yere tırmandırıldı. Benim Milli Eğitim Bakanlığı olduğum 1992-93'lü yıllarda üniversitelerimizde türban yasağı minimize edilmişti. İki üniversitemizin bir iki bölümünde kalmıştı. Yani karşılıklı oturarak, konuşarak bu iş çözülüyordu. Hiçbir sorun da yoktu. Hatırlayacaksınız, imam hatiplerle ilgili kesinlikle bir tartışma bile yoktu. Yani böyle bir sorun Türkiye'nin gündeminde yoktu. Ama hemen arkasından işte rektörler türbana selam duracak, imam hatip liseleri bizim arka bahçemizdir şeklinde gelişen söylem ciddi şekilde Türkiye'de bir hassasiyet yarattı.
Bu söylem ve gösteriler sadece siyaseti değil, kışlaları da ateşledi. Emekli komutanlar TV'lerde açıkça sert eleştiriler yağdırıyor, muazzaf komutanlar da laflarını hiç esirgemiyorlardı. 13 sene mücadelemizden... Baktım artık be iş ciddileşti. Çıkan gelen haberler. Zaman zaman gidip üst düzey komutanlarla konuşuyorum. Ben çünkü eski askerim. Ben askeri tıbbiyeden, askeri doktor mezun olmuştum. Askeri tıbbi okulunda okudum 6 sene. Yaver rütbesine kadar orduda hizmet ettim. Çoğu arkadaşlarım benim, bildiğim insanlar. Konuşun diyorlar ki durum tehlikeli, biz böyle ilerliyor diyorlar herkes. Asker nizamiyeden çıktı diyorlar. Çinlere gidiyorum diyorum ki böyle durum. Hayır efendim. Ben her gün Amerika ile konuşuyorum. Asker hiçbir müdahale yapamaz. 10 inancı hep başbakanlığı sırasında çok yakın ilişki içerisinde olmuş olduğu askerden terör mücadelesinde çok yakın ilişki içerisinde olduğu askerin kendisini bu kadar kısa zamanda sempatinin antipatiye dönüşmeyine inancındaydı. Veremeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Bu olayın aydınlanmasını istemeyen güçler var. Bu olay bir büyük ithamdır. Devlet töhmet altında bırakılmıştır. Aslında çok ilginçtir. 1996'ya gerçek anlamda damgasını vuran bir trafik kazası, bir kamyon, bir otomobil oldu. Tüm dikkatler irtica tehlikesinin üzerindeydi. Ama o sırada siyaset ve devletteki çürüme, kokuşmuşluk, susurluk da ortaya çıktı. Bir kamyonun altında kalan otomobilde vücut buldu. Bu kaza Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadele adına ellerini kirlettiğinin en açık göstergesiydi. Bu ülke uğruna, devlet uğruna kurşunu atan da kurşunu yiyen de her zaman bizim için saygıyla anılır. Onlar şereflidirler. Bizim bu konuda söyleyeceklerimiz buradan ibaret. Çiller'in bu sözü insan öldüren hayaletlerin devlet tarafından korunduğu izlenimini yaygınlaştırdı. Zira Susurlu kavşağında bir kamyonun altına giren o Mercedes'ten birçok isim ve materyal çıktı. Aşiret reisi bir milletvekili, bir emniyet müdürü ve Interpol'ün her yerde aradığı 1970'lerin ünlü ülkücü militanı birlikteydiler. Sadece bu kadar da değil. Mercedes'in arkasından ruhsatsız silahlar, susturucular, yeni pasaportlar, çatlının farklı kimlikleri, polis hüviyetleri bulundu. Garip bir manzaraydı. Sanki devletle mafya el ele yakalanmıştı. Ülke şok oldu. Bu belgelerin, bilgilerin çoğu elimizde mevcut. Nasıl bir koku? Nerelere kadar uzanıyor? İçinde kimler var? Hayatıma kahrediyorum ki çattığı niye bu kadar geçti adam? Bu olayın içinde emniyet görevlileri de var. Bu olayın içerisinde illegal faaliyette bulundukları iddia edilen kişiler de var. Hepsi var. Ben 78 kuşağındayım. Abdullah Çatlı'nın yaptığı katliamları bilen birisiyim. Dolayısıyla Abdullah Çatlı isminin ne olduğunu ve onun bir milletvekili ve emniyet müdürününle iç içe olmasının ne demek olduğunu anlayabilecek durumdaydım. Ben çok etkilendim. Hiç kimse polis teşkilatının mafya ile iç içe olduğunu bir teşkilat olarak iddia edemez. Aynı şekilde devlet mafya ilişkisi şeklinde bir yorumu tümüyle reddediyorum. Böyle bir iddia varsa bunu kim söylüyorsa belgesini çıkarsın. Hemen çıkarsın. Hemen çıkarsın. İlk başa ben gideceğim üstüne. Bugün Türkiye'de 3 tane güç devleti teslim almak için işbirliği halindedir. Siyasi güç, kara para gücü ve silahlı eylem gücü birleşmişlerdir. Bu kirli işleri ortaya çıkarması gereken kişiler, işte görüyorsunuz, 3 günden beri ya susmakta ya da saçmalamaktadırlar.
Devlet içindeki pek çok yönetici yeraltı dünyasındaki insanlara yakayı kaptırmış. Tabii hemen devlet kendini korumaya aldı. Savunma mekanizması en üst düzeyde çalışmaya başladı. Bazı genellemeler devlet-mafya ilişkisi, polis-mafya ilişkisi şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu değerlendirmeleri tümüyle reddediyorum. Devlet-mafya ile uğraşır, devlet-mafya ile ilişki içine girmez. Polis-mafya ilişkisi denmektedir. Polisle mafya ilişkisini böyle genelleştirmeyi son derece büyük bir haksızlık buluyorum. Herkes biraz sabırlı olsun. Devlet gerekeni her zaman yapar ve yapacaktır. Suçlular ortaya çıkacaktır. Şu terörle mücadelenin çeşitli evreleri olmuştur, farklı şartlar olmuştur, farklı gelişmeler olmuştur. Ama hiçbir dönemde devlet gayri hukuki bir terör mücadelesi yapmamıştır. Hep hukuki alan içerisinde kalmak konusunda kendini sınırlamıştır, bu gayretin içerisinde olmuştur. Devlet bu hadise dolayısıyla mafya ile işbirliği yapmakta, siyaset yani mafya ile işbirliği yapıyor, emniyet mafya ile işbirliği yapıyor ve devlet cinayetler işlettiriyor. Buna hiçbir zaman katılmam. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cinayetler işleyebileceğine hiçbir zaman katılmam. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hizmetinde bulunup da cinayet işleyen insanlar olabilir. Bunlar cinayeti kim işlediyse bence sorumlusu da odur. Şu dosyada o suçların bütün delilleri var. 10 gün daha iktidarda kalsaydık bu çetenin uzandığı yerlerin hepsini ortaya çıkarmış olacaktık. Ne olursa olsun hükümet kamuoyundan gelen baskılara direnemedi ve İçişleri Bakanı istifa etmek zorunda kaldı. Bu görev değişikliğini ben istedim. Yani istifa etmesini kendisinden ben istedim. Ancak bu istifa nedeninin bu son gelişmelerle hiçbir ilişkisi yoktu. Ayak tırnağından saç bağımıza kadar, her tarafımıza kadar rahatız. Huzur içerisindeyiz. Veremeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Bu mücadeleler zor mücadelelerdir. Baba yiğitlik ister biraz. Yüreğimiz vardır bu işler için. Devlet kendini koruyor ancak meclisin Susurluk Araştırma Komisyonu'nun refahlı başkanı JITEM'i özellikle işaret ediyordu. Gerek Milli Güvenlik Kurulu'ndan bilgiler istedik, gerekse Genelkurmay'dan bilgiler istediğimizde, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan bilgi istediğimizde, mesela JITEM'le ilgili bize bilgi verilmedi. Hatta yanlış bilgiler verildi. İşte bugünlerde yine gündemde olduğu için ifade ediyorum. JITEM'le ilgili birçok Güneydoğu'daki olayların ve Sakarya, İzmit, Sapanca üçgenindeki ölüm üçgeni dediğimiz üçgende bir takım olaylar oluyordu. Ve bu bütün bunlar da JITEM'in başının altından çıkıyordu. Ama biz sorduğumuzda JITEM yoktur diye bize yanlış bilgiler veriliyordu. Ama bugün görüyoruz ki bir kısım insanlar çıkıyorlar. JITEM ben kurdum, 10 bin kişi vardır silahlı gibi raporasyonu yazdık. Dedik ki varlığı inkar edilen ama eylemleriyle var olan JITEM'in araştırması gerekirdi dedik. Mafya devlet aşiret, bu ne biçim rezalet? Kirlenmiş siyaseti süpürmek üzere, süpür gitsin kampanyası. Susurluk olayı gerçekleştikten hemen bir iki gün sonra biz Türkiye genelinde süpürge eylemleri başlattık. Yani çeteleri süpürelim, yurttaş siyasetin bir parçası olsun, katılın değiştirelim diye. Fakat hatırlarsanız o dönem Mehmet Ağar da hani bir tuğlayı çekersen bütün duvar yıkılır gibi bir veciz ifadesi vardı. Ya da işte ne yaptımsa MGK'nın bilgisi dahilinde yaptım diye. Bu işlerde genellikle ya alan daraltması yapılıp birisine fatura ediliyor, doğrudan bir sistem sorgulanması, yani bir devrimci dönüşümün zemini ne gelmiyor. Eğer siz
kendi bağımsız, kendi ayakları yerinde basan bir politik güç değilseniz. O yüzden susurluk süreci, yani dava süreci giderek mecliste de bir susurluk araştırma komisyonu şeklinde paralel gitti. Önemli metinler ortaya çıktı fakat operasyonel sonuçlarını görmedik. Yani toplumun ve devletin bir tür kendi tarihiyle yüzleşmesi yapılamadığı için işte bugün biz Ergenekon'dan tutun da Balyoz'a bir dizi meseleyle yine uğraşmak durumunda kalıyoruz. O defter kapanmadığı için bugün hala hikaye devam ediyor. Azami 4 aylık bir çalışma süresi vardı. Bu 4 aylık bir süre içerisinde bütün bu derin konuların ortaya çıkarılması mümkün değildi. Komisyondan toplumumuz çok büyük şeyler bekliyordu. Ama biz bütün bu şeye karşı, bu sürenin kısıtlılığına karşı ve bir takım yasal ve fiili engellemelere rağmen epeyce bir fotoğraf çektik. Bu fotoğraflardan bir albüm yaptık tabiri caizse. Bunu teşbih olarak söylüyorum. Bir albüm yaptık. Bu albümde baktığın zaman net olarak birçok şeyler görülüyordu. Yani biraz soyuttan müşahhasa getirdik biz olayı. Ha, çözüldü mü? Tabii ki çözmek mümkün değildi. Çözümü zaten yargı yapacaktı. Türkiye'deki siyasi iktidarlar bir şekilde Türkiye'deki derin devlet faaliyetiyle doğrudan ve dolaylı ilişkili olduğu için kimse kendi göbek bağını kesemiyor. Kimse harakiri yapamıyor. Kimse sonuna kadar gidemiyor ve siyasi partiler yapıları gereği aslında toplumsal hareketlerden de beslenmedikleri için aşağıdan da öyle bir talep gelmiyor. Ve aslında partilerimizin önemli bölümü son derece pragmatik. Yani bu kısa dönem çıkarları itibariyle lehte aleyhte değerlendirmesi yapıyorlar. Yani konuya bir ilke ve prensip meselesi gibi bakmıyorlar. Bakanlar da yeterince güçlü değil. Böyle bir açmaz var. Refah Partisi'ni imtihan eden bir olaydı. Ama Refah Partisi o sınavdan başarısız çıktı. O olayın içerisindeki 4 kişinin, 5 kişinin veya bağlantısı olduğu iddia edilenlerin hiçbirisinin babalarının, dedelerinin bile Refah Partisi ile hiçbir alakası yok. Ama ortağımızın hepsi o olayın içerisinde. Dolayısıyla biz Doğru Yol Partisi'ne karşı Susurluk olayında ciddi, dik ve kararlı durabilseydik, o bağlantıları bugün araştırıldığı gibi ta o zaman araştırmaya başlasaydık, halkın Refah Partisi'ne olan desteği ve güveni fevkalade artmış olacaktı. Ama yine hükümetin devamı ve ortağımızın rahat ve huzurlu olması için Susurluk olayını çok küçümsedik ve onun için sadece bir araştırma komisyonu kurarak hiçbir siyasi sonucu olmayan bir çaba gösterdik. Gerisi de pasafiso. Sayın Başbakan çok uzun süre pasafiso diyor. Bir süre sonra üç koldan araştırma yapıyorum, pasafiso dediğim doğru değildir diyor. Başbakan Erbakan'ın parti grup toplantısında Susurluk bir pasafisodur dediğine dair rivayetler kamuoyundaki tepkiyi birden daha da ateşliverdi. Sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemi bütün ülkeyi sardı. Karanlığı gerçekten bir hissetmemiz gerek diye düşünüyorum. Bir dakika karanlığı bağrıma basacağım. Dünyaya gülümseyerek bakabilmek için. Devlet artık yazarın, çizerin eserini yasaklamasın. Vatandaşa, lise çağındaki gence işkence etmesin diye. Süreci başlattık ama bir süre sonra elimizden çıktığının ve Türkiye'deki işte laik anti-laik, Refah Partisi ve Karşıtları kampanyasının bir parçasına doğru evrildiğini gördük ama bunu önlemeye gücümüz yetmedi. Sürekli aydınlık, sürekli aydınlık, 2-1-0! Karanlıktan çıkmak için bir dakika aydınlık. Bunlar hepsi organize muhalefet merkezinin programları. Uygulanan programlar. Susurluk dahi 28 Şubat muhalefetinde maalesef kullanıldı. Adalet Bakanı'nın eyleme katılanlar için yaptığı yorum tabii Refah Yol'a tepkiyi biraz daha arttırdı.
Bunlar Mumson'da oyun oynuyorlar. Bildiğimiz meşhur gulu gulu dansı. Başbakan Erbakan'ın bu defa ışık kapatma eylemini gulu gulu dansı yapanlara benzetmesi bardağı taşıran damla oldu. Çünkü milli menfaatlerimizi hiçbir zaman hesaba katmıyor. Kime alet olduklarının farkında değiller. O sebepten dolayı ne olduğunu bilmeden yaptıkları bir hareket. Gulu gulu dansı zencilerin yaptığı danstır. Zenciler de kültürsüzdür, bilgisizdir. Gelmeyenler hakkında, gelmeyen dosyalar hakkında 3 günlük bir süre daha tanıyacağız. Mecliste kurulan araştırma komisyonunun karşısına her adımda ayrı bir engel çıkıyordu. Sürenin dışında bir takım hukuki ve fiili engellemeler var, ifademin altını çiziyorum. Nedir hukuki engellemeler? Bir, sürenin dışında bir konu vardır, tam bir noktaya kadar geliyorsun ama bilgi alamıyorsun. Niye alamıyorsun? Deniyor ki bu devlet sırrıdır. Deniyor ki ticari sırdır. Mesela biz ticari sırla karşılaştık. Nedir? İşte o zaman hepimizin bugünlerde de gündemde olan, adı sıkça bu konularda geçen Yeşil diye maruf Mahmut Yıldırım, başka kod adları da var. Bu kişinin bankalarda hesapları olduğu, bir takım yerlerde bunların insanları kaçırarak veya tehditle, şantajla neyse paralar aldığı ifade edildi. Hesap numaraları dahi verildi. Kendinin gazetelerde o zaman hatırlarsanız basın mensubu olarak röportajları vardı. Hesaplarında yüklü paraların olduğu ifade ediliyordu, kendi ifadesi. Ve bu paralar sadece bana ait değil, bunu yedirmezler, bunu bölüşüyoruz mealinde ifadeleri vardı. Biz sorduğumuzda bütün bankalar, o zaman 70 küsur banka vardı hatırladığım kadarıyla, hepsine biz genel müdürlüklerine yazılar yazdık. Bu kişinin bankalardaki hesaplarını sorduğumuzda ticari sırdır diye bize cevap verildi. Vermediler yani. Üzülerek ifade etmeliyim ki aziz vatanımız ve yüce milletimiz bugün daha büyük bir felaketle karşı karşıya. Bu felaket ihtiyacı. Komisyon dinlemek üzere 61 tanık davet etti. Bu davete uymayan, meclis bizim muhatabımız değil diye görüşmeyi reddeden ise iki kişi oldu. İki üst düzey asker. Biri eski MİT müsteşarı ve jandarma genel komutanı Orgeneral Teoman Koman, diğeri eski genelkurmay başkanı Orgeneral Necdet Ürü'ydü. ...1998 yılında silahlı kuvvetlerin Özkasnak organizasyonunda kendisine muhalif gördüğü herkesi bir Güneydoğu gösterisine davet etmesidir. Basın turu. Ahmet Altan, Mehmet Altan, ben, Dilip Ak, Ali Bulaç, işte Cumhuriyet'ten insanlar. Burada bir çadırda yapılan bir konuşma benim için çok mesela anlamlıydı. Susurluk'ta tabii o dönemlerde biliyorsunuz patlamıştı. 28 Şubat'ın bir de Susurluk ayağı var. Susurluk'tan bahsedilirken Özkasnak kalkıp yüksek sesle Susurluk'a orduyu karıştıran vatan hainliği yapar diye böyle bir çok sert bir reaksiyon göstermişti ve askerlerin bir kısmı çadırdan dışarı çıkmıştı ve biz dağ başında bir çadırda hakikaten o silahın, o tehdidin ne olduğunu, neyin doğru olduğuna, kimin karar verdiğini çok hissetmiştik. O benim için çok sembolik bir şeydir. Yazı yazmıştım Genelkurmay Başkanlığı'na. Asker kişilerden de bu işlerin içerisinde olanlar var mı? Ki vardı. Ama bize öyle bir cevap verildi ki baştan bir tek bir cümleyle, en üst düzeydeki bir imzayla yoktur diye cevap verdi. Ama biz tekrar yazdık. Dedi ki bir takım iddialar var bu konuda, örnek de verdik parantez içine, örnek olarak da şu çetelerde asker kişilerinde olduğu görülmektedir.
konunun tekrar araştırılarak komisyonumuza bilgi verilmesini, detaylı bilgi verilmesini diye yazdığımızda aynı kişi tarafından tekrar cevap şey yaparken hani ben şöyle kısaca söylemek istiyorum. Yani yazdık ya, yok dedik ya, daha ne soruyorsunuz? Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden silahlı kuvvetleri karşı karşıya mı getirmek istiyorsunuz? Gibi böyle tehditkar, bana göre tehditkar bir ifadeyle cevap verildi. Ben hükümetin başına geldikten sonra bu konuda yeni bir araştırma başlattım. Başbakanlık teftiş kurulundan bu konuda bana neler yapılabileceği ne ilişkin bir rapor istedim. Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş bizzat kendisi bu çalışmayı yürüttü. MİT'ten gerekli bilgileri alamadığını bir gün bana ifade etti. Kendisiyle beraber MİT'e gittik. MİT Müsteşarı Sönmez Köksal'la bir toplantı yaptık. Orada gayet iyi hatırlıyorum. MİT Müsteşarı bu olayın çok fazla üstüne gitmenin doğru olmadığını bize ifade etti. Dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar yıllar süren dava sonunda Susurluk çetesinin lideri olduğu gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Meclis Araştırma Komisyonu, Teftiş Kurulu raporu, önergeler, fezlekeler hiçbiri para etmedi. Devlet içine kapandı ve Susurluk'la ilgili ser verdi, sır vermedi. Türkiye işte 28 Şubat 1997'ye giderken böylesine bir gerilim içindeydi. Refah Yol dört bir yandan baskı altındaydı. Son düdüğün çalmasına artık birkaç dakika kalmıştı ama demokrasi sınavı henüz bitmemişti. Neticeyi o son dakikalarda atılan adımlar belirleyecekti.